Elektrik faturalarına zam geldi. Yani bu zamlar size nasıl yansıdı? Şimdi geçen ay elektrik faturası 28 bin lira gibi bir fiyat geldi. Bu ay 64 milyar olarak geldi. Siirt'in bu kadar barajı olmasına rağmen bu kadar yüksek elektrik fiyatları hiçbir şekilde kimseyi tatmin de etmiyor, mutlu da etmiyor. Burada 50 tane personel var. 50 tane personelin maaşı farklı bir olay. Bir işletme sahibinin sadece burası değil, farklı yerler de var. Nasıl ayakta duracaklar? Kimse buna bir şey diyemiyor. Kaç yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi bitti, Siirt'in yolları bozuldu. Pandemi döneminde yapılmayan yollar mekanlar açıldıktan sonra yapılmaya başlandı. 7-8 ay boyunca yollar bozuldu. Müşterileri içeri alamadık. Sürekli farklı bir şey. Sürekli işletmeleri, özel yerleri yani bu batırmaya yönelik her şeyi ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bunun ötesi yok. Burada 25-30 milyar kira ödüyoruz. 50 tane personelimiz var. Her şeyi bırak 64 milyar elektrik. Yani vicdanen insanlar nasıl bunu kabul ediyor anlamış değiliz. Sabah geliyoruz, 10'a kadar yukarı katı açmıyoruz. Niye? Elektrik faturası yüksek gelecek. 11'e kadar müşteriye yukarıya alamıyorsun. Tezgahın ışıklarını açamıyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama gelen fatura gene 64.157 lira. Faturayı bize gösterebilir misiniz? Faturayı bu şekil. Kısıtlamaya ne kadar giderse gidelim yani bu fatura gelecekse acaba kısıtlamaya gitmesek demek ki 100 bin liraya yakın bize bir elektrik faturası gönderecekler. Fatih Sarıkaya benim ismim. Ne iş yapıyorsun? Yani çiğ köfteciyim, tostçuyum. Artık son demimi yaşıyorum. Neden abi, elektrik faturalarından dolayı? Abi geçen ay elektrik faturam 2442 lira geldi. 2 gün önce bana elektrik faturası geldi. Aynı malzemeler yanıyor, aynı ürünler var, aynı makineler var. 6564 lira. Yazık, günah. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Günlük 220 lira ben nasıl ödeyeceğim ya? O kadar kazanıyor musun abi? Keşke kazansam. Vallahi bırakıp da gidip başka yerde çalışsam daha karlıyım. Yemin ediyorum, gidip başka yerde çalışsam daha karlıyım. Ne yapmayı planlıyorsun abi? Abi ne yapayım? Bu zamlar karşısında ne yapacağız abi? Yapamıyoruz bir şeyler. Artık devam edersek ettik. Edemezsek de Allah rahmet eylesin, kapatacağız. Kapatacağız abi. Mecburuz. Abi yok, herhangi bir gelirim yok. Vallahi gidip de bir başka yerde günlük 50 liraya çalışsam Allah bereket versin ya. Gidip akşam evimde oturacağım. 50 liraya ben mutfağımı geçindiririm. Niye geçindiririm? Otururum en azından ya, hiç de pahalı bir şey yemem. Uygun fiyata alırım. Günlük giderim, evimde oturur yerim içerim. Esnaf mağdur. Esnaf elektriğe mi ulaşsın? Esnaf kiraya mı uğraşsın? Esnaf vergiye mi ulaşsın? Esnaf... Yani kendi evini mi geçindirsin? Esnaf neyi yapsın, neyi yapmasın? Abi kiranız ne kadar? Kiradan daha mı çok yani? Kiradan çok çok fazla canım. Sen ne diyorsun? Elektrik... Yani... Bir şey diyemiyorum artık. Yani söyleyecek sözüm yok. Hakikaten söyleyecek sözüm yok. Şu anda sadece bize bir elektroşok verilmiş, bayılmış durumdayız abi. Bittik. Bak, soğuk. Bir tane tek çalıştırıyorum zaten. O da bir tane tek makine var. Al abi, soğuk buz gibi. Ne var? Kısıtlamaya gittiniz. Abi tabii ki kısıtlamaya gittim. Abi bak, elektrikler yanıyor mu orada? Hiçbiri yanmıyor, hiçbiri. Yok, karanlığa gömüleceğiz. Böyle daha güzel. Artık yarın öbür gün nostalji olarak gaz lambası yakacağım abi ben. Vallahi elektriği komple bitireceğim. Gaz lambası daha iyidir, daha ucuzdur. Eğer gaz bulabilirsek. Değil mi? Mazot olsaydı mazot da pahalı. Ne yapacağız? Adım Emir Yıldız. Siirt'te Milano Kafe işletmeci sahibiyim. Kafe işletiyorum. Bu ay 22 bin lira küsür civarında bir fatura geldi. Geçen aylara göre %127 bir artış var. Diğer aylarda 9.000-9.500 gelen faturam bu ay 22.500 lira geldi. Yani bu artıştan dolayı dükkanı kapatma ihtimalim çok yüksek. Ve ayrıyeten de şunu belirtmek istiyorum ki nasıl geçineceğiz, nasıl bir ekonomik kriziyle karşı karşıyayız, bunu da nasıl bir süreç içerisinde olduğumuzu da bilmiyoruz. Faturalarınızı gösterebilir misiniz? Tabii ki de faturamı gösterebilirim. 9.700 gelen faturam geçen ayın, bu ayda 21.363 lira 10 kuruş geldi. Zamanla baş etmeyi düşünemiyoruz ki bundan dolayı dükkanı kapatıyoruz ve satıyorum dükkanı. İnşallah alıcı çıkar diye umut ediyorum. Yani demek istediğim bu. Zamlardan dolayı satışa çıkarıyorum dükkanı. Zaten faturadan da belli oluyor. 21.300 lira az bir fiyat değil, az bir
maddi para değil. Kiramız aylık 4.000-4.500 küsür civarında. Aylık 21.300 lira elektrik faturası geliyor. Yani biz full elektrik faturasına, devlete ve mülk sahibine çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Normalde ben 10 yıldır elektrik faturası ödüyorum. Fakat son 2 ayda o kadar fahiş fiyatlarla karşılaştık ki hani bu hesaplamalar neyin üzerinden yapılıyor anlamadık. Şimdiye kadar 180-190 TL aralığında gelen elektrik faturası bu ay bana gördüğünüz gibi 600 TL olarak yansıtılmış. Yani evde de kullandığım elektrikle ilgili malzemeler hep aynı. Hani bunları neye göre bu hesaplamalar yapılıyor, bu uygulama nasıl yapılıyor biz de hiçbir şey anlamadık. Vatandaş olarak aşırı derecede mağdur duruma düşüyoruz. Bir an önce bu işin bir önlemini istiyoruz. Bu fahiş uygulamalarla vatandaş böyle sıkıntılı bir süreçte daha da bir mahvediliyor. Dolayısıyla bayağı bir mağdur durumda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi ya her zaman 150-200 TL gelen fatura 600 TL olarak gelmiş. Bir an önce yetkililerimizden bu işe bir önlem almasını istiyoruz. Böyle bir talebimiz var. Benim ismim Uğur. Burada gıda üzerinde çalışıyoruz. Yani kuru gıda, temel gıdaları satıyoruz. Yani geçen aya kıyaslarsak şurada fatura var, ikisi de burada zaten. İki katıdır yani şu an. 300 hatta iki katından daha fazla. Biz burada ne yaptık? Isıtlamaya gittik bu yüzden. Sobamız vardı, onu da kaldıracağız artık. Bu lambaları kapattık. Yani her türlü şeye kısıtlamaya gidiyoruz. Yani bu çok fazla geliyor bu şekilde. Esnaf zor durumda yani. İyi yani geçen ay kullandıklarımızla bu ayda aynı yani. Ekstradan bir şey koymadık buraya. Yani faturaya baktığımız zaman biri 333, biri 945 TL'ye geliyor. Yani hiçbir fazladan bir makine olsun, bir şey olsun koymamışız yani. Geçen ay neyse aynı şekilde kullanımıza devam ediyoruz. Ama bu şekilde iki kat fatura geldi yani. Vallahi faturalar karşısında esnafın yapacak bir şey yok. Yani en azından biz devletten bekliyoruz bir şeyler yapmasını. Yani biz yerimizde olan bir şey değil sonuçta. Biz burada tüketiyoruz. Ama bu şekilde de çok fazla tüketim oluyor. Diyecek bir şey yok yani. Ne söyleyeceğimizi yani esnaf çok bir zor durumda yani. Sadece bu faturalar bile esnafın ya zaten iş yok bu dönemde. İşler bayağı zayıf. Bir de faturaların yüksek gelmesi. Aynı şekilde bu arkadaşlarımız da yani esnaf hepsi şikayetçi aslında. 200 milyon gelene 600 milyon gelmiş. Bizim bir arkadaş var diyor bana 64 milyar yani elektrik faturası gelmiş. Yani normalde 18 falan geliyordu ona. Yani bahsettiğine göre 64 milyar geliyor şu an. Yani bu şekilde zaten adam o kadar kâr etmiyor ki orada. Ben plastik ambalaj üzeri çalışıyorum. Fırat Tunç iş yerinin sahibiyim. Geçen ay UFO'yu yaktığımıza rağmen 210 lirayı geldi. Biz dedi kısıtlı kullanacağız. Kısıtlı kullanmamıza rağmen 640 lira elektrik faturası bana geldi. Bir UFO yakıyorduk, bir de iki tane ampul. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Artık 640 lira ödeyecek durumda olmadığım için ben UFO'yu kaldırdım. Artık kullanamıyoruz elektriği. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biz esnafız burada helvacılar içerisinde. Giyimcilik yapıyoruz işte. Azizcan. Geçen ay 180 geldi, bu ay 900 geldi. 5'e katlandı, 4'e katlandı yani. Hiçbir şey yok. Bir elektrik sobamız var, onu da yarım yamalak açıyoruz. Vallahi biz de şaşırmışız artık ne yapacağımızı. Bu şekilde giderse Allah hayretsin. Yani şu an sattığımız malı alamıyoruz. Artık etmiyoruz maalesef. Gerçekten edemiyoruz. Sobayı açmaya cesaret edemiyoruz. İlk önce Mehmet Polat'ım. Sirten kiracıyım. Ne bir yardım alıyorum, ne bir şey alıyorum. Kiram 700 milyondur. Elektrik faturam 400-300 küsür geldi. 2 ay önce. Bu ay daha kesilmemiş. Bakalım ne çıkacak. Adım Abdullah Gezer. Babam hastadır. Yani kiracıyız. Bu ay başına 700 milyon para geldi. Benimki de 500 milyon para geldi. Bu nereye kadar yani gidebilir? 200 milyondur, 180 milyondur. İyiydi yani. Şimdi hani çok geliyor. Bu ay başına ne kadar gelecek biz bilmiyoruz. Zor durumdayız. Bir de kiracıyız. Babam hastadır. Gidip geliyoruz, hastaneye gidiyoruz. Ben esnafım, Rıdvan Alçı'dır adım. İki dükkanım var. Bir dükkanıma ufak bir katarnatik var. 365 milyon gelmiş. Önceki aylarda 190 geliyordu. İki katı fazla olmuş. Vallahi esnaf herkese de çok gelmiş. Bazılarına 700-800 gelmiş. Yani bu ne olacak böyle? İki kat daha fazla olmuş. Başkaları baksın bu duruma, yoksa böyle olmuyoruz. Bak iki gündür kaçamıyoruz katarnatiğimizi. Üşüyoruz, soğukta bekliyoruz. Pahalıdır Ceyran. Vallahi biz de uzama idare ediyoruz.
He vallahi. Allah faturalar bizi mahvetti. Bu ay çok pahalı gelmiş. Kısım başkanlarımız kimse indirseler iyi olur. He vallahi. Abi ben Fatih Süleyman Çavuşoğlu. Helvacılar Çarşısı'nda şu anda. Çay ocağı işletiyorum. Abi elektrik faturası ne kadar geldi? Önceki ay ne kadar geldi? Bu ay ne kadar geldi? Vallahi yani zaman geçtikçe bayağı şey. Bu son gelen faturayı görüyorsunuz. Elektrikleri kapattık şu anda. Çalışamıyoruz. Esnaf olarak çok mağduruz. Geçen ay 530 liralık bir faturamız geldi. Küçücük daracık yerimiz görüyorsunuz zaten. Şu anda da 1 milyar 237 lira bir faturamız geldi. Nasıl ödeyeceğiz, nasıl yapacağız bilmiyoruz. Zaten işler durgun, işler de yok, biraz durgunluk var. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yani biz tam destek beklerken üzerimize yüklemeler geliyor. Bunun tabii ev geçindirmesi var, şeyi var, cartı var, cürtü var. Yani iş yapamıyoruz. Yani tam böyle mağdur durumdayız. Yani herhalde elektrik faturalarımızı yatıramazdığında herhalde kesilecek. Bilmiyorum yani nasıl olacak biz de bilemiyoruz. Yani kapatacağız, kepek indireceğiz yani açıkçası. Yapabilecek bir şey yok artık. Yani yetkililere sesleniyoruz. Yani buna bir çare bulsunlar, bir şey yapsınlar artık. Yeter artık. Yani 1 milyar 237 lira bir çay ocağına bir elektrik faturası sizce nasıl olur? Ben 10 günlük cirom 1 milyar 237 lira bir ciro yapmış değilim. Ben nasıl kendimi geçireyim? Evim kira, bura kira. Çok mağdur durumda, çok zor durumdayız yani. Şey çekiyor.